omuzu yere serdi. Onu korumaya yemin etmiştin. Onurun toprağı dekiliyor. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda dereceli girmiyoruz. Neden girmiyoruz? Çünkü saat gece 11'e kadar yetişmesi gereken 3 tane ödevim var ve bitiremedim. Yetiştirmeye çalışıyorum. O yüzden şu an girip bir oyun oynamayacağım. Beraber maç izleyeceğiz. Ben de kendimi izleyeceğim sizle beraber. Şöyle Elmas 1, 98 puandayım. Bir maç daha kazanırsam. Aslında 100 puan olsa serilere çıkıyorduk. Şanssızlık, 2 puan eksik kaldı. Şimdi bir tane daha kazanmam lazım. Bir tane maç kazandığımda serilere çıkacağım. Seri maçları sizlere video olarak çekerim. Master League serileri diye. Şöyle. Şöyle bir kazanmamız var arkadaşlar. Şöyle 8 win streak'imiz var. Şöyle sayabilirsiniz. Bakın gösteriyorum. Bu maçlardan bir tanesini izleyeceğiz. Hatta hangisini izleyelim diye şu an düşünmekteyim. Şunu izleyelim. Yine bir Jarvan izleyelim. Ya da Rengar. Bir tane daha Jarvan izleyelim. Jarvan hoşunuza gitmişti. Zor maçlardaki Jarvanlar hoşunuza gidiyor. Bu maçı dün oynamıştık herhalde. 98 puan olduğum maç. Yine bir Jarvan. Sizin Jarvan işinize yaramıyordur büyük ihtimalle. Elmas 2 ve altındaysanız Jarvan sizin işinize yaramaz. Ancak Elmas 2 ve üstünde ormancı rolünde bir oyuncuysanız Jarvan işinize yarayabilir. Çünkü üst liglerde takım oyunları çok aktif olarak dönerken alt liglerde çok fazla takım oyunu dönmüyor arkadaşlar. Jarvan da takım oyununa uygun bir şampiyon abimiz olduğu için alt liglerde bu hero'nun fazla işlevini göremezsiniz. Videonun başında arkadaşlar hemen bir like atıp abone olursanız beni çok güzel desteklemiş olursunuz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum like ve yorum atan herkese. Şimdi ben biraz anlatacağım. Oyun hani böyle kendim oynarken çok fazla aktif olarak anlatamıyorum. Biliyorsunuz oyuna fokus olduğum için çok fazla konuşmak istemiyorum. Ama elimden geldiği kadar konuşuyorum. Şimdi fırsatımız var. Baya bol bol konuşabiliriz. Novalardan 2 kişi gelmiş. Burada bir Tronova Giriz var. Burada da Vex var. Nova gerçekten güzel takım. Adamlar her maçıma denk geliyor. Nova Hydro var. Giriz var. Vex bilmem ne bu tür isimler. 3 maçtan bir tane Nova denk geliyor. Adamlar yüksek hero'yu işgal etmişler. Helal olsun. Sağlam takımlar. Şimdi ben aldım Jarvan arkadaşlar. Jarvan'ın olayı şu. Hızlı gank atabiliyorsunuz ve tank kasıyorsunuz bu hero'ya. Tank kastığınız halde güzel hasar vuruyor ve tankları deşiyor. Şimdi karşıda bir tane Gragas'ımız var. Bir tane Rakan'ımız var. Bir tane Malphite'ımız var. Bu adamlar tank kasarsa ben ilk item Karabalta aldığım için bu adamları deşebilirim. Zaten aldığım itemlerden ve neden aldıklarımı falan hepsini teker teker bu videoda bahsedeceğiz. Ve nasıl ormancı oynanması gerektiğinden bahsedeceğiz. Şimdi redimizi kestik. Hayaletlerimizi kestik. Kurtları kestik. 4 level olduk geldik yengecimize. Yengeci de kesiyoruz. Geçen videoda söylemiştim. Aynı şekilde tekrar söylüyorum. Yüksek elo'daki maçlar arkadaşlar ölmemeye bakıyor. Ölmemen lazım. Hani ölmeyeceksin. Yok şurada hata yaptım. Yok burada bu yaptım. Yok. Yüksek elo'da ölmemen gerekiyor arkadaşlar. Bu. Tek kural ölmemek. Ölmüyorsan sıkıntı yok. Şimdi. Bir de bir gank deniyoruz. Yasuo'yu burada düşürüyoruz. Bakın dakika daha 2 attığımız gank 1. Bir tane asist aldık burada. Şöyle aşağıdan görüyorsunuz. 0-0-1 olduk. Tarayıcı ile oyuna başlıyorsunuz. Ormancı oynuyorsanız kesinlikle tarayıcı ile başlıyorsunuz. O net Allah'ın emri. Şimdi bir de bir tane gank attık. Geldik buraya bir tane gank deniyoruz. Şöyle gösteriyorum. Dakika 2. İkinci gankimizi attık. Görüyorsunuz bak hızlı gank. 2 dakikada 2 gank. Burada biraz tankladım çıktım. O da ölüyor. Bizimki de ölüyor. Sıkıntı yok. Bayağı worth bence. Hiç sıkıntı değil. Şimdi gördünüz dakika daha 2.44 arkadaşlar. 2 tane gank attık. 3 tane kill aldırdık. 2 tanesi üst koridordan. Bir tanesi orta koridordan. Toplamda 3 tane gankimiz var. Normalde bu arada ben bu tür videoları çekmek istemiyorum. Ama ben bugün bu videoyu çekmezsem kanala video çıkmaz. O yüzden bugünlük böyle video gelecek. Şimdi oyuna girip oynasam
Elmas bir sellerine çıkacağım. Bir de kaybedersem saat oldu zaten öyle 4 5'te video yayınlamam gerekiyor. Ve yetiştirilmesi gereken daha bir 35-40 sayfa A4 yazı yazdım dolu dolu. Bir 15-20 sayfa daha yazmam gerekiyor. Gece 11'e kadar yetişmesi lazım. 3 tane ödevim var. O yüzden kusura bakmayın, bugünlük idare edin. Şimdi arkadaşlar aldığımız itemlere bakalım. Karabaltanın alt itemlerini ve bir tane ayakkabı almışız. Base'e gidip gelmiştik. Karabaltanın iki tane alt itemi, bir tane ayakkabı, bir tane tarayıcımız var. Gayet iyiyiz. 1-0-2 oynuyoruz bu arada. Aklınızda bulunsun, 1-0-2. Burada Yasuo'ya bir gank deniyorum ama karşı Gragas güzel kapatıyor. O da oradaymış. Ejder çıkıyor, 6 saniyesi var. Burada yakalanıyorum. Aslında yakalanmak değil, Ejder pitindeki görüşü vermek istemiyordum ama burada çok fena dayak yiyoruz. Şöyle kendimi göstereyim. Ejder savaşı başlayacak. Yüksek Elo'da Ejder savaşları gerçekten önemli. Ejder savaşını döven takım oyunu deşer aga. Şu an dürtüşme aşaması. Kusursuz. Malphite sattı, yeni geliyor. Adamların 3 tanesi öldü. Bizden hiç kill vermedik. Verdik mi? Vermedik. Tertemiz bir takım savaşı. Tertemiz. Ne oldu skorumuz? 1-0-5 olduk arkadaşlar. Zaten oyunda 6 tane kill var. 6 kill'in 6'sında da katkımız var. 1-0-5'iz. Şimdi base atacağız. Bakalım ne alacağız. Base'imizi attık. Bir tane de dragonumuz var. Karabaltayı bitirdik. Bu kadar. Sadece karabaltayı bitirdik. Gold yokmuş. Görüyorsunuz, karabaltamız ilk item bitti. Ayakkabımız var. Bir de tarayıcımız var. Orman dönmeye devam. 1-0-5'iz. 6 kill'in hepsinde katkımız var. Kusursuz bir ormancı oynuyoruz şu anda takım için. Jarvan'ın olayı da zaten bu aslında. Fazla zor bir şampiyon değil. Bu hero'yu herkes oynayabilir ama takıma muhtaç bir şampiyon olduğu için Jarvan abimiz. Düşük elo'larda ben tavsiye etmiyorum. Taşıyamazsınız yani. Açık açık söyleyeyim. Bakın sürekli gank deniyorum. Fark ettiniz mi? Yine geldim üst koridora. Totemleri, görüşlerini kırıyorum ki gank'e bir hazırlık oluşturuyorum burada. Bir kere mid'e gitmiştik. Top lane ikinci ya da üçüncü gank'im. Daha 5 dakikada bir ton gank attık. Bir yandan izliyorum ben de sırtım ağrıdı. Mid'de Yasuo var. Braum'la beraber geldik bu sefer. Yasuo'ya darlıyoruz. Şimdi bakın, Braum benle geliyor. Neden? Herald çıktı. ADC'ler yukarıda savaşıyor. Bak, oyun taktiğini gösteriyorum. 2 ADC burada savaşıyor. Öldüremedi andaki. Bizim Braum hemen geldi. Buraya rakip de şimdi buraya çullanacaktır. Biz burada 3 kişiyiz. Bak, rakip geliyor şu an. 3'e 3 bir savaş. 4 kişi olduk. Cannon geldi. Cannon'dan yine çok güzel ulti. Ve buranın savaşını da kazanıyoruz arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi yine kusursuz bir savaş. Bizim takım kompumuz, şimdi rakip takım kötü oyuncu değil. Şunu bir aklınızdan silin. Bu oyunlarda kötü oyuncular genelde boost oluyor. Evet, kötü oyuncu yok mu? Var. Trolleyen var mı? Var ama bu tür maçlarda genelde kötü değil. Mesela rakip takımdaki adamlar normalde güzel oyuncular. Ancak bizim takım kompumuz çok iyi. Braum var, Jarvan var, Cannon var. Braum ulti atıyor, Cannon ultiyle giriyor. Ben ulti atıyorum, adamların karşılık verebileceği pik yok. Hani pik üstünlüğü var yüksek elo'da, hani yetenekten daha çok pik üstünlüğüne bakıyorsunuz. Mesela bizim pikimiz mükemmel baba. Kusursuz Cannon ulti atıyor, Braum giriyor, ben giriyorum ultiyle. Adamlar ölmüş oluyor zaten. Çok güzel bir üstünlüğümüz var şu an. 2-0-7 skorumuz var. 7-8-9. 9 kill'de 9 katkımız var. Mükemmel bir ormancı oynuyoruz şu an. Kusursuz. Gayet her şey güzel. Ben bu maçta hatırladığım kadar biraz satıyordum. Bazı yerlerde satıyorum diye hatırlıyorum. Şöyle kendimi gösteriyorum. Birkaç yerde sattığımı hatırlıyorum ya. Fazla gaza gelip yanlış oynadığım yerler vardı bu maçta. Gelecek o kısımlarda. Şöyle. Çok fazla ping atılıyor. Mesela bu. Birinci satış. Kafama
500 tane geri çekil attılar. İnatla geri çekilmedim. Yani ne var? Çık işte be Sicel'i. Dedim ya çok fazla ping atılıyor diye. Orada bana geri çekil spamlıyorlardı. Zed girdi burada. Bir şeyler deniyorlar. Rakip takım 5'liyor midi? Biz 300 Kennen aşağıya pushluyor. Üst koridorlara pushlanmış. Adamların şöyle bir analiz ediyoruz son olarak. Yasuo çok agresif oynuyor Zed'e karşı, olması gerektiği gibi de. Yasuo olsun yani, düşersin. 0-2-0 karşı Yasuo. 0-3-2 rakamları var. 0-1 Gragas'ları var. İkinci Ejder Savaşı çıkacak. Ekranı şöyle biraz yakınlaştırayım. Şöyle. Herald'ı mid'e doğru bırakıyorum arkadaşlar. İkinci Ejder Savaşı var çünkü. Burada da kusursuz bir savaş atarsak oyun %90 bizde. Kennen yine girdi ultiyle. Yasuo ulti attı. Ben ulti attım. Ölüyoruz mu burada? Ay. Çok kötü ulti Zed'den. Dürtüşmeleri görüyor musunuz? LCS maçı gibi. Burada ben girdim çıktım falan derken adamların 4 tanesini kesmiş olduk dürtüşmelerle. Bizden kim öldü? Bizden yine kimse ölmemiş. Evet, canımız az ama ölmedik. Şöyle gösteriyorum. Gragas'ı dürtüyoruz. Gragas kaçtı. Benim canım az. Ejder ölmemek için vurup vurup kaçıyorum. Güzel. 13 kill var toplamda. Bizde ne varmış? Skorumu bakıyorum. 3-1-10. Bir kere ölmüşüm. 13 toplam katkım var. 10 asist, 3 kill. 13'de 13 katkımız var. Killerin hepsine destek vermişiz. Şöyle bir base atacağız büyük ihtimalle. Şöyle bir takıma bakalım. Zed ulti attı. Hiçbir şey olmadı. Zed'in ultiler biraz gereksiz ya. Hasar bile atamıyor. Çok gereksiz ultiler. Çok iyi. Düz vursa kesebiliyor yani. Ulti atmasına gerek yok Zed'in. W'yi de boşa kullandı. Zed çok fail olmuş bu maç. Ben burada red kesiyorum. Şöyle biraz uzaklaştırdım haritayı. Burada ne oluyor? Şöyle izleyelim bakalım. Braum'dan ulti geldi. Kennen vur kaç yapıyor? Kennen dalmak istemiyor hareketlerini aldığım kadarıyla. Çünkü eksikler bizim takım. Ben geliyorum şuradan, şöyle gösteriyorum kendimi. Yazılı da mid'i pushluyor. Burada da hata yapıyorum. Bak şimdi. İzleyin. Sıkıştırdım ya bak Malphite. Bak Malphite ölmedi. Hala devam ediyorum. Kestim Malphite'ı. Yo, burada gayet güzel oynamışım. Bir ben tanklamışım, bir Braum tanklamışım. Burası iyi iyi. Burada güzel iş yaptık. Alttan gelen Korki'ye Yasuo var. Şurada Gragas var. Burada bir yerde sattığımı hatırlıyorum ama neresi şu an aklıma gelmedi. Burada çok güzel trade'e girmişiz. Hiç sıkıntı yok. Ben ne yapıyorum burada? Oy, güzel geldim. Spikerlik yapıyorum lan şu an, resmen bildiğin sunuculuk yapıyorum. Şöyle bir son olarak skorlarımızı göz atalım. 3-0-12 Braum var. 5-0-7 Zed var. 4-1-11 Jarvan var. 3 kere ölen Ezreal ve 2 kere ölen Kennen var. Fark ettiyseniz ölmüyoruz. Hani her zaman söylüyorum, yüksek eloda oyun ölmemeye bakar. Braum hiç ölmemiş. Zed hiç ölmemiş. Ben bir kere ölmüşüm zaten. ADC ve 3 kere ölmüş. O da Kennen çok fazla fokus yediği içindir. Kennen diyorum, pardon, Ezreal. Sonuçta adam ADC. Herkes ona skill atıyordur. Bakın burada. Jarvan'dan kaçamazsın adamım. Arkadaşlar karabaltıyı bitirmişiz. Karabaltıdan sonra Draktar mıydı o? Yok, neydi lan item? İtemin adını unuttum. Siz ekranda görüyorsunuz şu an. Kennen ulti attı. Rakip takım 2 kişi eksik şu an, 3 kişiler. Heh, Strayak. Strayak'ın güvencesi, evet tamam hatırladım. Şimdi karabaltıyı bitirdim. Direkt ulti attım, ulti attı. Kovalıyor muyuz hala? Burası, evet sattığım yer burasıydı, hatırladım şimdi bak. İzleyin. Şimdi kara balta bitti bende. Strike'ın güvencesi bitti. Strike'ın güvencesi. Bak şimdi izle.
Bak şu hareket bak ya ne kadar yanlış. Yani ne gerek var değil mi? Ne gerek var dediğinizi duyar gibiyim ben de. Hiçbir gereği yoktu. Baron buff'ımız falan da vardı. Ne oldu bizim skorumuz? 5-2-11 oldu. Karabaltamız var. Starak'ın güvencesi var. Ayakkabıyı bitirmişiz. Bir tane de koruyucu meleğimiz var. Neden AP savunmamız yok? Çünkü adamlarda AP kasan yok. Gragas'tan başka. Gerek yok yani. Sadece Gragas için savunma kasmaya. Hiç gerek yok. Burada bir trade gidiliyor. Malphite'a zorluyoruz. O da ölecek büyük ihtimal. Cannon flash attı. O da öldü. Ne oldu şu an? 3 kişi öldü rakipten. Sağ taraftan gördüğünüz üzere. Burada Corki de ölüyor. Sıra sıra ölüyorlar ve oyun bitiyor mu? Biter büyük ihtimalle. Ben Ejder'e gidiyorum. Burada Yasuo girmiş son olarak ve Yasuo da ölüyor. Katliam çekiyoruz. Ve oyun midden büyük ihtimalle bitiyor. Evet, yüksek arada oyunlar böyle arkadaşlar. Son olarak skorlara bakabilirsek bakarız. Lan nereye gidelim? Şöyle. Ve oyun bitiyor. Evet, skorlara şöyle bir analiz edelim bakalım. Bak itemlere falan bakalım. 3-0-18 Braum'umuz var, MVP olmuş. Hiç ölmeyen bir Braum, hiç ölmeyen bir Zed. 2 kere ölen Cannon, 2 kere ölen Jarvan. Ve karşıda 7 kere ölen, işte karşının skorlar, KDA'lar gözüküyor zaten. Şimdi mantık oyunun arkadaşlar ölmemek. Rakip çok yanlış oynadı çünkü yanlış pickleri vardı. Mesela Ormancı'ya Gragas Vex almış çünkü adamlar AP almamışlar. Malphite AP falan kasmadı. Hani ormana Gragas değil de bir Wukong ya da ne bileyim başka hero'lar alsa, Lee Sin alsa bilmem ne alsa daha etkili olacaklardı. Tabi mid'e Yasuo çekilince komp bozuluyor. Hep diyorum yüksek hero'da Yasuo çekmek çok riskli. Komp'u bozuyor. O adamın mid'e Yasuo çekmesi tüm komp'u bozmuş. Gidip mid'e bir AP hero alsa. Mesela biz de mid'e Zed aldık. Gittik top lane'e Cannon çektik AP olarak. Onların da top lane'e Akali falan çekmesi gerekiyor. Du. Bu sefer tankları kalmıyor. Tanka Rakan yerine Alistar almaları gerekiyordu. Yani her şey pike bakıyor bizim Elo'da. Böyle fazla yetenek değildi. Oyun rotasyonunu düzgün atarsan, pikini düzgün seçersen kazanıyorsun. Bu yüzden Jarvan videoları attım dün ve bugün. Önemini görün diye. Mesela gidip ben Rengar alamaz mıyım? Alırım. Mesela gider işte ne bileyim hasar vuracak bir ormancı alamaz mıyım? Evelim falan alırım ama geçen videoda söylediğim gibi tank olmak lazım. Hani bu oyunun mantığında temel olarak tek atmak değil, tanklaşmak yatıyor. Tank kasan bir adam her zaman hasar kasanı keser maç başında. Ve bu mobil mob olduğu için, oyun çok hızlı geliştiği için önemli olan maç baş üstünlüğünü almak. Hani early game denilen şey var ya, early game'in üstünlüğünü kurman gerekiyor burada. Yok ben oyun sonu güçleniyorum efendim, yok ben oyun sonu güçleneceğim, yok oyun sonu tek atacağım. Bu muhabbetler mobil moba için boş. Bilgisayarda nasıldır bilmiyorum. Bu videoda böyleydi arkadaşlar. Şimdi Emirhan Baba kaçar tekrardan yazı yazmaya, ödevlerini yapmaya. Üniversite 1. sınıfım. Şöyle de 8000 streak'im var. Şöyle de görmüş oldunuz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.